Kalem etek üzerine güzel bir bluz ve hep bir plan yaptın. Adam sana görüşelim diyor. Sen adamla görüşmek için, o Mahmut'la görüşmek için o planı iptal ediyorsun. Adam ne diyecek? Ne caziben kalır ne bir şey. Bu vücudunun neresi en güzel yerin olduğunu düşünüyorsan onu ön plana çıkar. Herkese merhaba, ben Asil Moray. Bugün çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Nasıl arzulanan ve cazibeli kadın olunur? Bunu sana anlatacağım ben bugün. Gerçekten muhteşem bir konu. Hem davranışlarınla, hem giyiminle, hem kuşamınla, hareketlerinle bunu nasıl başaracaksın? Nasıl erkek tarafından arzulanacaksın? O cazibenli erkeği nasıl etkileyeceksin? Nasıl etrafında pervane olacak? Bunu sana anlatacağım. Ben vaktini harcamadan hemen videoya giriş yapıyorum canım pakizem. Birincisi arkadaşlar, boyun bölgesine, evet yanlış duymadım, boyun bölgesini açıkta bırakacaksın. Erkekler boyun açık bir şekilde gördüğünde orayı koklamak isteyecek, orayı öpmek isteyecek. Boynunu çok fazla kapatmanı önermiyorum çünkü boyun erkeği harekete geçirecek bir şey. Bunu aldım, bunu cepte, gidiyoruz şimdi. Göz teması kuracaksın. Göz teması yaparken şunu yapıyorsunuz: göz haricinde bütün yüzü inceliyorsunuz. İşte şuradaki kılı, oradaki kılı, bakıyorsunuz, yüzünü inceliyorsunuz. Erkek bunu rahatsız olabiliyor ama hiçbir zaman da söyleyemeyecek çünkü kendisini çok daha kötü hissedecek. Şeye benziyorsunuz, Squid Game'de bir tane vardı ya, falan oluyor. O göz, yani göz teması haricinde her yere bakıyorsunuz, bunu bir kenara bırakıyorsun. Sadece ve sadece gözüne odaklanıyorsun. Yeri geldiğinde hafif davetkar bakışla dudaklarına bir iki bakış atıp tekrardan gözüne doğru. Yüzün diğer bölgelerine o bakmadığı zaman incelemek istiyorsan incele. Devam ediyorum. Dolabında seni hissettiren sadece iyi kıyafetleri tutacaksın. Arada gündelik kıyafetler oluyor, çekiyorsun böyle. Kendini böyle mutsuz hissettiğin zaman giydiğin kıyafetler olur. O tişört senin şeyindir. İşte o üst senin böyle her zaman depresyon şeyindir falan. Onları bir kenara bırak. Senin zaten özgüvenin yükselecek. Kendini sadece iyi hissettiren kıyafetler giyeceksin. İşte iyi hissetmiyorum, onu giyeyim. Tam tersi. İyi hissetmenin zamanında onu giyip otomatikman iyi hissedecek. Kariyerin olsun ya. Bak çalış. Ne iş olursa olsun yap. Yok çalışmak istemiyorum, maddi durumum iyi, niye çalışacağım ya falan diyorsan şayet, o zaman bir hobi olsun. Ot gibi yaşama. Erkekler bir hobisi olan, kariyeri olan, kendi ayaklarının üzerinde duran kadınlara karşı daha bir saygı duyarlar. Ve saygı nedir biliyor musun? Cazibenin ve arzulanmanın ilk adımı saygıdır. Unutma, canlı yayınlarım var Instagram'da. YouTube'da canlı yayınlar yapıyorum. Oradan anlatmıştım. Saygıyla başlayan ilişki ideal ilişkidir. Saygı, sonrasında sevgi, güven sırasıyla gittiğinde inanılmaz bir ilişki yaşayabilirsin. Ama konumuz bu değil. Ben devam ediyorum. Topuklu ayakkabı, evet açık konuşuyoruz bu kanalda biliyorsun. Topuklu ayakkabı giydiğinde kadınlar çok fazla spor yapmıyor. Yani kendisine bak, etmiyor. Onu dişil enerjide anlatmıştım. Özellikle düz popolu kadınlar topuklu ayakkabı giydiğinde hop ne oluyor? Kalça kalkıyor. Ve sen topuklu ayakkabı bir buluşmaya gittiğinde, topuklu ayakkabı giydiğinde, bir şey olduğunda erkeği çok daha fazla etkilersin. Tabii ki erkek şu şeylere girebilir. Bunu giyme. Sadece kıskanç. Tabii ki erkeğin sözünü dinlemek istiyorsan. Bunları diğer videolarımda anlattım. Devam ediyorum. Vücudunun neresi en güzel yerin olduğunu düşünüyorsan onu ön plana çıkar. Göğüslerin mi çok güzel olduğunu düşünüyorsun? Dar bir şey giyip göğüslerini ön plana çıkarabilirsin. Dudakların mı güzel? Dudaklarını bir tık daha ön plana çıkartabilirsin. Ellerin mi güzel? Tırnakların mı güzel? Yap manikürünü, frenjini falan. Neren hoşuna gidiyorsa onu ön plana çıkarmaktan asla çekinme. Yüze uygun saç stilini mutlaka buluyorsun. Kendi bir tarzın olacak. Bunu her zaman anlatıyorum. Kendi tarzını oluştururken parfümden başlayacaksın. Parfüm, koku insanların tamamen hafıza ve duygusuna hitap eden bir şey. Onu da parfüm seçiminde yapılan hataları da buradan izlersin. Bak, parfüm senin imzan olacak. Sürdün. Tek bir koku, asla değiştirme. Saç stilini ayarladın. Giyim kuşamını sürekli değiştirme. Belli bir tarzın olsun. Mesela çiçekli böcekli elbise seviyorsan o. Mesela atıyorum böyle daha çok iş insanı havasındaysan, şirkette çalışıyorsan kalem etek üzerine güzel bir bluz ve hep o tarza takın. Yani insanlar desin ki bunun bir tarzı var. Tarz çok önemli. Kendi tarzını sen bulacaksın. Spor takılıyorsun ama parfüm çok gece havası. Böyle çok ağır bir şey olmuyor. Bir şeyler olmuyor. Bunların hepsini seninle paylaşıyorum zaten. Arzulu ve cazibeli kadını beraber ortaya çıkaracağız şu an. Ne yapıyorsun? Dik duruyorsun ya. Dik dur. Böyle. Evet Mahmut, ben şu an çok cazibeli ve çok böyle arzuluyorsun değil mi beni şu an Mahmut? Bak ben böyle durunca beni nasıl tarih falan. Bunları gire arkadaşlar, dik duracaksınız ya. Kendinize özgüveniniz olacak. Yürüyünce böyle yer sallanacak ya. Böyle adım adım böyle tatlı tatlı yürüyeceksin. Ve gülümsemeyi ve tatlı dilde asla unutmuyorsun. Gülümsemek senin en büyük silahın. Gülümsediğin zaman erkekler neşe dolu, hayatına neşe katan insanları hayatına tutmak için can atarlar ve onları arzularlar. Çünkü erkeklerin hayatı zaten böyle işte bunalım, işte maddi sıkıntı bilmem ne. İster ki bütün bunların arasında birlikte olduğu kadın ona yaşam enerjisi versin, onu yükseltsin, bunu ister.
neşe, neşeli olacaksın, pozitif olacaksın. Böyle sürekli şikayet eden, depresif, hayatın yükünü omuzlamış, bilmem ne, böyle duran falan. Ya işte ben arzuluyorum, arzula beni. Beni şu an çok arzula. Böyle yani istediğinle yaptın asla tutmuyor arkadaşlar. Bunu da bir defa cebine koydun, gülümsüyorsun ve tatlı dilli. Bir şey söyleyeceğin zaman erkek, sen bunu yaptın Mahmut, ben bundan dolayı sana çok kızgınım dediğin an adam kendini kapatır. Zaten bana kızgın, ben niye bir şey yapayım ki? Onun yerine şöyle yapıyorsun. Mahmut, bu hareketin biraz beni üzdü. Ya bilmiyorum sen de farkında mısın? Ya bir daha bunu yapmazsan sevinirim, kendimi çok daha mutlu hissederim. Tabii ki eğer beni mutlu etmek istiyorsan. Huhu, ben şu an kendimden etkilendim. Devam ediyorum. Gizemli ol. Bak gizemin önemi çok fazla. Her zaman açık olma. Hayatında her şeyi anlatma ya. Bir giriyorsun buluşmaya, buluşmanın gazıyla falan. Aa bak ben birisiyle görüştüm, çok fena aldatıldım biliyor musun? Bu aldatılma. Sen niye kendini küçük düşürüyorsun? Bu cazibeni ve sana olan arzulanma şeyini tamamen düşürecekmiş. Adam diyecek ki aldatılmış. Bu aldatılmış ya. Ben bunu yine aldatırım. Bunu onları yaşatırım falan. Adam böyle düşünmeye başlıyor bilinçaltında. Gizemli olacaksın. Hayatınla ilgili her şeyi öne serme ya. Uzun sürede beraber olacak bir ilişkiye zaten insanlar başlar. Bunu zamana yayacaksın. Yavaş yavaş kendini tanıtacaksın. Bunun haricinde kendine saygı duyulmasını öğreteceksin. Sınırlarını çizerek, hayır diyerek. Onu hayatının merkezine koyman senin cazibeni tamamen yitirir. Adam düşünecek ki her zaman görüşüyorum. Her zaman elimin altında ya. Sen bir plan yaptın. Adam sana görüşelim diyor. Sen adamla görüşmek için, o Mahmut'la görüşmek için o planı iptal ediyorsun. Adam ne diyecek? Ne caziben kalır ne bir şey. Bunu asla yapma. Senin bir hayatın olduğunu, senin yeri geldiğinde hayır diyebildiğini, kendine olan saygını gördüğünde adamla sana saygılı davranmaya başlayıp cazibeni bu şekilde koruyacaksın. İçindeki o enerjiyi tamamen yükseltiyorsun. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bunları yaptım. Düşünsene, atıyorum. Çoğu kadın bir kalkıp popoya sahip olmak ister. Pilates yap ya. Yoga yap. Kendine yatırım yap. Kendine ilgilen. Pilates düşünüyorsanız bununla ilgili danışanlarım var. Onlara yönlendirebilirim sizi. Hiçbir sıkıntı yok. İndirim de yaparlar. Takdir ediyorsun. Bir erkeğin ilişkideki benzini. Erkekler böyle egolu, yaptıklarıyla övünmeyi seven, işte takdir edilmekten hoşlanan varlıklar. Maalesef böyleyiz. Bunu cazibeni kullanarak sözlerinde değil. Seni seviyorum. Pakize. Dediği an, aa sen bana seni seviyorum dedin. Ben seni şu an çok takdir ettim. Ben işte bunu istiyordum. Bu değil. Sözlerini değil, davranışlarını. Mesela seni bir yere yemeğe götürdü. Çok güzel davrandı arkadaşlarının yanında veya ailesinin yanında. Sonrasında diyorsun ki, Mahmut, bana bu şekilde davranman beni gerçekten çok mutlu etti. Senin bu davranışını gerçekten takdir ediyorum. Beni inanılmaz derecede mutlu etti. Gerçekten bir kadını nasıl mutlu edeceğini biliyorsun. Dediğin an, İçindeki şey artacak, bir daha seni mutlu etmek için, o takdiri almak için elinden geleni yapacak. Çünkü kimse kimseyi takdir etmiyor arkadaşlar. Bunun önemi çok fazla. Mesela adam erkek erkeğe takılıyor. Gitmiş bir yere, eğleniyor, kafa dağıtıyor. Sen nerede kaldın? Saat kaç oldu? Bak hala gelmedin. Bak beni unuttun, benimle ilgilenmiyorsun şu an. Niye böyle yapıyorsun? Tamamen cazibeni söndürecek şeyler ya. Adam orada kafa dağıtıyor. Sen niye sürekli onu öyle böyle oldu, şöyle oldu, şöyle. Ya işte bak ilgilenmiyorsun, şey yapmıyorsun. İlgi eksikliğin varsa bunu normal bir zamanda konuşursun. Bana yeteri kadar ilgi göstermediğini düşünüyorum deyip tatlı dille bir şekilde bunu dile getirirsin. Ama adam erkek erkeğe takılmaya gitmiş. Sen diyorsun ki yaz bana. Mahmut unutma beni. Bak evde ben canım sıkılıyor, benimle ilgilen falan filan dediğin an erkeği zaten kendinden uzaklaştırırsın ve bütün cazibeni yitirirsin. Evin içinde artık şu eşofman modundan çıkmanı tavsiye ediyorum sana. Düşünsene, ayna karşısındasın. Çekmişsin burana kadar eşofmanı. İşte üzerinde değişik böyle bir şeyler. Hiç böyle cazibe yaratmayan, arzulandırmayacak, erkeği orada harekete geçirmeyecek şekilde evde takılıyorsun. Erkek kendini özel hissetmiyor. Ha, erkek de eğer şeyse oturmuş, atleti almış, dizileri çıkmış, eşofmanla televizyon karşısında oturuyorsa o erkeği zaten sen bir şey yapma yani. Erkekte de biraz böyle şey olacak. Ama onun haricinde bir şey varsa karşılıklı olarak birbirinizin içinizdeki o arzuyu çıkarabilirsin ortaya. Farklı yemekler denemekten çekinme. Bu ayrıca senin dişil enerjini de ortaya çıkaracak bir şey. Ve o yemeği yaparken güzel kıyafetlerini giyip yapabilirsin. Bunu gördüğün an erkeğin gözüne hoş gelecek ve içindeki tamamen o arzuyu ve şehveti ortaya çıkartabilirsin. Bunları başardığında ilişkinde çok farklı bir boyuta geçeceksin ve iz bırakacaksın. Böyle bir kadın çok zor bulunur. Sen bunları yaptığında kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bir defa senin zaten kendine özgüvenin gelecek. Bunları zaten önce sen kendin için
için yap. Bunları kendin için yaptığında insanlar sana saygı duymaya başlayacak. Gerçekten ortamların aranılan popüler kızı olacaksın, kadını olacaksın. İnsanlar senin etrafında dönmeye başlayacak. Çünkü bir insanın kendine saygısı yoksa kimse o kişiye saygı duymaz. Bir insan kendine ilgi göstermiyorsa kimseden ilgi beklemesin. Sen kendin için çok önemlisin. Bunun bir farkına var. Daha sonra ilişki geliyor. Biliyorum ağır gelecek söyledim ama çocuk vesaire daha sonra geliyor. Çünkü sen hayatının merkezine önce kendini koyacaksın ki onları da mutlu edebilesin, sevdiğin insanları da. Bu şekilde yaptığında arzu çıktı ortaya. Şehvet çıktı, cazibeli kadın çıktı. Sen artık bambaşka birisi olmaya başlıyorsun. Çünkü bunları yaptığında bana güven, bana güvenmeni istiyorum. Bambaşka bir Pakize ortaya çıkacak. Ben seni gerçekten önemsiyorum. Tüm videolarımı senin için çekiyorum ve özel seanslarım var. Şu an kitap yazma aşamasındayım. Bir yayın eviyle anlaştım. İnanılmaz güzel şeyler oluyor. Sizlerin de hayatında güzel şeyler olması umuduyla. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Kendine çok güzel ve özel bak. Öpüyorum. Hoşça kal.